Değerli izleyiciler, şöyle bir durum var. Şehitler verdik kısa bir süre önce. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu şehitler verdiğimiz olaylarla ilgili ve genel olarak Türkiye'nin terörle mücadele stratejisiyle ilgili kapsamlı bilgiler verdiler. Yaşar Güler'in verdiği bilgiler önemliydi. Burada bizim konuştuğumuz, tartıştığımız her konuya değindi. Hakan Fidan'ın sözleri ise çok tartışmaya değer sözlerdi. Yani üzerinde durmaya, oturup konuşmaya değer sözlerdi. Ne diyor Hakan Fidan? Şöyle bir bakalım. Diyor ki PKK Türkiye'de silahlı varlığını kaybetti. Ya bu bence önemli bir tespit. Evet. Yurt içinde silahlı terörist Ge gene kalmadı. Ya beraber yorumlayarak. Evet. Evet. Yurt içinde burada. silahlı terörist kalmadı. Yani kendi demokratik sistemi içerisinde terörü, terörist eylemleri ve teröristleri yok edebilen belki de dünyadaki tek ülkeyiz. Tamam. Şimdi bu şu demek mi? PKK Türkiye'de silahlı varlığını kaybetti. Türkiye içerisinde. Yurtsin. Elin yurt içinde elinde silah Dağlarda terörist yok demek Yok demek. Yani var çok az. Yüzün altında, elinin altında. Yani hesaba katıl. Yani hesaba evet. Dünya ortalamasının çok altında ve eylem grupları değil bunlar. Bir şey de yapamıyor. Yani bir şey yapamıyor. Eylem grubu olmadığı için ancak kendi varlığını sürdürmeye çalışıyor ki her yılda bunların sayısı azalıyor. Çünkü operasyonlar. Da, Türkiye sınırları içerisinde terörist kalmadı diyebiliriz. Evet, aynen biz. öyle efendim. İki. Devam ediyor. PKK Türkiye'den çok. Suriye ve Irak'ın milli güvenlik tehdidi haline geldi. Kesinlikle çok doğru bir söz. Yani. Ama yani ha Suriye devletinin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bir şey yapamıyorlar. Onlar açısından tehdit. Evet, Irak ve yapamayacakları bir şekilde büyüyor PKK. Irak, İ abi. Irak'ta ve Suriye'de büyük bir güç haline geliyor. Çünkü İlk Suriye... başta Irak ve Suriye'deki yerel ve bölgesel güçleri Yok ediyor örnek veriyorum Barzani güçlerini Talabani zaten e, KYB e, birazdan anlatacağız. Şimdi ama yani bak şey, burada diyor ki KYB bölgesi yani yerel güçler içinde bir tehdit. Anladım ama KYB de diyor PKK'yla işbirliği yapıyor. PKK ya evet. alan açıyor diyor. Evet. E, Irak'ın e, kuzeyinde Kürt bölgesel yönetimi var. Bak buranın bir parçası Barzani'de. Evet. Bir parçası da Talabani kyb talebani mi? Evet. KYB diyor Hakan Fidan, PKK'ya alan açıyor. Yani Süleymaniye bölgesi. Süleymaniye. Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, yani Türkiye... Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kısaltılmışıdır o da. KYB, yani Barzani'nin partisi. Bar, hayır, Talabani'nin. Pardon, ta, Talabani'nin partisi. PKK'ya yönelik tutumunu değiştirmezse... Vururuz. Daha diyor. ileri tedbirler alacağız. Vururuz diyor, diyor. Müdahale ederiz diyor. Bu budur. Ayağını Peki o zaman al. bizim <laughs> esas odaklanmamız gereken e, parti KYB Barzani esas odaklanmamız gereken yer Süleymaniye. Ee, Süleymaniye neresi bir görebilir miyim? Kandil'in altında. Neresi Süleymaniye? İşte burada. Şurada. İran'a çok yakın böyle. Kandil'in altı, Asos'un altı. Peki bura burası Talebani Talebani bölgesini bir de bana işaret yani tam yersin. gösteremeyiz. Erbil'de Barzani Süleymaniye'de de Tal çevresinde Talebani güçleri var. Peki Süleymaniye ile Erbil, Talebani ile Barzani kavgalı mı? Aralarında evet mücadele rekabet var ama bu bir savaş ya da çatışma boyutunda değil. Daha çok siyasi bir rekabet olduğu, bir güç mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz. Peki e, Talebani dendiğinde benim gözümün önüne Mam Cemal dedikleri Celal Talebani. Celal, Celal, Talibani. Celal Talebani evet, geliyor. Evet, doğru. Celal amca diyorlar, değil mi? Mam, mam, mam amca demek. Amca demek. Evet. Mam Celal. Ee, adam öldü, öldü. Kim şimdi Talebani'nin yerine, yani Ce Celal Talebani'nin yerini kim dolduruyor? Onun soyundan gelen bir birisi ama ismini hatırlayamıyorum Buff ben. Bafıl hatırlıyor Aynen. musunuz? Bafıl Talebani. Yani, Ki oğlu var. A A Aynı. Ben yazdım dün. Evet. Ya, Talebani'nin... Kaç? iki oğlu var. Birinin adı Kubat ne? Ubat Talabani, Bafıl Talabani. Hangisi bir PKK? Bir de askeri birimin başında Bafıl. PKK'ya alan açan hangisi? Bafıl. Bafıl. Tabii o YNK'nın, YNK dedim zaten KYB, -E Kürtçe adı YNK, askeri birliğin başındaki isim Bafıl. Peki o mu egemen o şeye e hareket Tabii ediyor? askeri birliği tamamen o yönetiyor. Yani peşmergelerin başındaki Peki, isim. Peki bu Bafıl Talabani denilen adam kimdir? Ya bir fotoğrafı falan var mı Onur? Buffalo'yu bir görmek istiyorum. Ya sorun Bu adam mı? Bu. Evet. Evet. Babasına çok benziyor. Benziyor mu ya? Çok. Celal Talabani'ye benziyor. Ben benzettim. Ama Celal Talabani'nin gençliğini tabii benzettim yani. Ya Helal. Selvi seni bir alabilir miyim? Bu adamı bize bir anlatsana. Bu kimdir bu adam? Ahmet Bey. Yani nerede eğitim görmüş? Kimlerle işbirliği yapıyor? Bize bunu bir şöyle geçip anlatırsan ben de Şimdi Dinle, dün istiyorum. dün e, Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı da eski MİT müsteşarı olarak bu bilgiyi dünyada en iyi bilen insanlardan birisidir. Doğrudan isim vererek hedef aldı. Bafıl dedi mi? Bafıl. Tabii dedi. Ve dedi. Şimdi Bafıl'ın özelliği şu. Celal Talabani 2017'de ölünce orada bir kargaşa, bir güç savaşı çıkıyor. Ama Bafıl silahlı güçlerin askeriye'nin başında olduğu için yani talebaninin silahlı güçlerinin Evet, Kayabe'nin silahlı güçlerinin ve istihbaratın başında olan kişi. Silah bunun elinde. Bu dolayısıyla güç de bunun. CIA'nin, CIA'nin ve İran'ın desteğiyle diğer rakiplerini tasfiye ediyor. Ya bir dakikaya. Evet, S CIA ve İran. İr evet. evet, İran ve CIA, yani İran ve ABD eee Buffalo'da yani birleşiyorlar. Üzerinden yani birleşiyorlar. Iki, i̇ki düşman kardeş Aynen. burada birleşiyor. Zaten Kayebe İran'a yakın Celal Talabani döneminde de. Ama Celal Talabani'den sonra İran çok daha etkili oluyor. Peki bu adam üzerinde CIA mi etkili, İran mı etkili? CIA birinci derecede öncelikle Ahmet Bey. Şöyle bir anekdot birinci derece tanıklardan paylaşayım. Süleymaniye'deki havalanına CIA'nin uçağı iniyor. Waffle Talabani geliyor, o uçaktan silahları ve parayı alıyor. O kadar CIA ile bağlantı var. Peki bunun bir Amerika geçmişi var mı? Hani oraya gitmiş, okumuş, bunun okumuş? Bunun yok. Belki kısa süreli olabilir ama kardeşi Kubat uzun süre KYB'nin -E Amerika temsilciliğini yapıyor. Evet. 10 yıl gibi. Eşi de yabancı evet. zaten. Peki o Kubat denilen, Kubat Talabani bunun kardeşi, o da şu anda... Ee... Talebani yönetiminin bir parçası mı? İkisi birlikte yönetiyorlar. Anneleri de sağ. Celal Talebani'nin eşi. O da savaşçı bir kadın. Hero Talebani. Ama onun sağlık sorunları ve yaşlılıktan kaynaklı sorunlar var. İki kardeş yönetiyorlar. Kubat daha çok dış ilişkilere bakıyor. Silahlı kuvvetlerin başında Bafıl var ve Bafıl etkili. Bafıl'ın bir özelliği de o süreç içerisinde Bafıl PKK'ya çok geniş alan açıyor hem PKK'nın Kerkük'te yer edinmesini sağlıyor hem Süleymaniye'de PKK'nın bir temsilcilik açmasını sağlıyor. Bu şeymiş ya bir dakika. Buffalo Fransız yabancı lejyonu ve İngiliz özel, özel kuvvetlerinde, kuvvetlerinde resmi askeri eğitim evet, görmüş. Resmi askeri. 2003 yılında Amerika'nın Irak'a girmesinin ardından Buffalo Talebani Süleymaniye'ye dönüyor ve KYB'nin istihbarat birimi Zanyari'nin başındaki ilk resmi görevini üstleniyor. Yani evet, enteresan. Çok. Donanımlar Peki, bir, bir, dakika. PKK ile nasıl bir irtibatı var bu adamın? İki şeyde birkaç noktadan irtibatı var. Bir, PKK ile ideolojik yakınlığı var. Bu da Marksist Leninist. İkincisi, Barzani'ye karşı ve içerisindeki kendisine rakip olan bir aile var. O aileyi de tasfiye ediyorlar. O süreç içerisinde PKK'nın silahlı gücünden yararlanıyor. Destekliyorlar. PKK ile Bafıl Taliban'ı birbirlerini destekliyorlar. Şöyle alan açıyor. Mesela Kerkük valisi PKK'yı Kerkük'e davet ediyor. PKK oraya gidiyor ve hem Kerkük'e hem de Sincar'a yerleşmesini sağlıyorlar. Bu süreci Bafıl Taliban'ı yönetiyor. Peki. Şimdi bir de şöyle yer... bir bilgi var. Bir kısım PKK'nın silahlı militanlarını kendi askeri güç bünyesinde Aldığına dair de, yani kendi çatısı içinde evet. de PKK... Bir şey Vallahi söylemediniz Allah beyler. Bir de ortak bir dostları var, Amerika Birleşik Devletleri. Tamam. Biraz önce söyledim. Tamam, pardon. Şimdi Bilmiyorum. şey... Peki, devam edebilir tamam. miyim? Tamam. E, PKK ile kurduğu bu ilişki Türkiye'yi rahatsız ediyor. Hakan Fidan'ın açıklamalarından anladığım kadarıyla defalarca uyarılıyor. Tınmıyor mu bu adam? Şöyle kademe kademe gidilecek. Yani bunu dikkate alması sağlanacak. Bu adımlar aslında şu ana kadar şu ana kadar uyarıldı ve adam buna kayıtsız mı kaldı? Kayıtsız kaldı. Şöyle Ahmet Bey, orada Süleymaniye As havalanını PKK'ya kullandırtıyor. O PKK'ya orada bir güç kapasitesi sağlıyor. Bir hava imkanı sunuyor. Tam biz Türkiye olarak Kullandırtma kardeşim ne yapıyorsun? uyardık biz. Bir, Türk Hava Yolları Süleymaniye uçuşları iptal etti. evet. etti. Hava sahamızı Bu nedenle iptal etti değil mi? Tamamen bu nedenle evet. bir de, iptal de hava iptal etti. Kapattık, 2023 yılında ve onların Türk hava sahasını kullanmasına izin vermedi. Iptal kapattık etti. Yani. İkincisi orada PKK'ya heron üretim üssü sağladığı tespit edildi. Vuruldu orası. Ve orası ortadan kaldırıldı. Tamam. Bu da ona bir uyarıydı. Neresi vuruldu? Süleymaniye Süleyman. Havalanı'nda PKK'ya drone üretim üssü kurdurmuştu. O tespit edildi ve ortadan kaldırıldı. Ne zaman vuruldu orası? Bu sene 1-2 ay 2023'te. Evet 1-2 yani ay önce 2023'te vuruldu. Peki bu Feryat figan etmedi mi? Yok, o mesajı aldı. Mesajı aldı tabii ki yani orada. Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamada ne diyor Hakan filan yani, ey Bafıl Talebani, bu yol, gittiğin yol yol değildir. Böyle devam edersen vururuz. E, ne? Vururuz diyor. Çünkü oraya sığmaya da başladı. Bakın oraya vurduk aslında Ahmet Bey. Kadar. Yani ilk o şeyin Sayın Selvi'nin söylediği Süleymaniye Havaalanında bir PKK'ya bir tesis kurmuşlar ve burada drone dr eğitim evet. merkezi. Drone drone eğitim. Üretim. Drone üretiyorlar. Üretim yani. merkezi. Ü evet drone üretiyorlar. Yani PKK'nın dronları. PKK bu dronlarla Türkiye'ye yönelik, sınır birliklerimize yönelik pek çok defa saldırı girişiminde bulundu. Yani e, düşürüldü bunlar. Hani dolayısıyla şimdi Süleymaniye'de Bafıl Talabani'nin kontrolündeki bir noktanın vurulmuş olması bir dahaki sefere sıra sana gelir demek. Peki Abdülkadir Selvi tekrar Bafıl'a dönecek olursak bu Buffer'ın ben biraz böyle hani çok Amerikan yanlısı, Amerikancı bir tipolojisi var gibi geliyor bana. Eğitimine baktım, senin anlattıklarını dinleyince falan böyle yani Türkiye'den çekinmemesinin nedeni de arkayı biraz Amerika'ya dayamışlıktan kaynaklanan bir Aynen. havası var gibi. Aynen. Katılır yani diyor misin? ki büyük patron burada Amerika, Amerika'da şöyle bir proje yürütüyor. Kuzey Irak'ta Bafıl Talabani ve KYB üzerinden Suriye'de de YPG PKK Şahin Abdo ha, o üzerinden. Amerika'da bununla iş yapıyor. Evet ve tabii, tabii. hatırlarsanız Amerikalı bir askerin sağında Bafıl Talabani solunda Şahin Abdo ile birlikte fotoğraflarını yayınladılar. Onlar da bunlarla işbirliği yapıyorlar. Peki bir şey daha merak ediyorum. Bu e, Bafıl Talabani Türkiye'nin şimdi Eray hocama dedim ki Hakan Fidan'ın bu sözünü nasıl vururuz anlamına geliyor dedi. Mesela bu telaşlanmaz mı? Hani çok ciddi bir mesaj var. Şöyle ben bugün itibariyle aldığım bilgiler Hakan Fidan'ın açıklamasından sonra Süleymaniye'de bir telaş başlamış. Heh. Çünkü başka tespitlerimiz de var Süleymaniye'nin içinde PKK'ya terör örgütüne bir hastane kurdurmuş. Evet, Bir takım ta, e, teröristleri orada tedavi ediyorlar. Tek tek bunlar tespit ediliyor ve Bafıl Talabani'ye biz bunların farkındayız ve kademe 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 bu önlemleri alacağız diye. Mesaj gitmiş, mesajı aldığı düşünülüyor ama mesajı alıp da kulağın üstüne yatar, yine PKK ile ilişkilerini aynı şekilde sürdürürse zannediyorum bu iş kademe kademe artırılacak. Peki Eray Hocam... Şu buyur. haritayı getirir misin ekrana Onur? Süleymaniye'yi vurmak ne demek? Yani nasıl bir, e, yani Türkiye eğer dedi, yani yok o kalabilir. Hayır burada Sayın bazı sözü, bilgilerine ihtiyacımız da var. Şöyle ki, yani şöyle bir dakika. Buyur. Abdülkadir Serdi diyor ki, yani Türkiye gerekli uyarıyı yaptı. Adam bu uyarıyı dinlemez, işte ne diyorsun kulağının üstüne yatarsa, evet. yani hiç yapmazsa, Hakan Fidan'ın cümlesi Süleymaniye'yi vururuz demek. Vurmak ne demek? Ya yani bu, neresi? Burada işte kademe kademe, e, aşama aşama. Yani gidip de topyekün Süleymaniye'de her tarafı vurup uçaklarla falan öyle bir şey değil. Burada zorlayıcı diplomasi ve cay, askeri gücün caydırıcı kullanıl, şekilde kullanılmasını Peki, anlıyoruz. Tamam adam devam ediyor. PKK ile işbirliği yapmaya, ona alan açmaya devam ediyor. Uyarıyorsun, devam ediyor, devam yani bir ciddi bir uyarı, bir askeri uyarı gerekti diyelim ki. Ne yapacak Türkiye yani Süleyman'ın neresini? Kamışlı da Amerikan üssünün yanındaki PKK mevzisi nasıl vuruluyorsa Süleymaniye'de de bunların bulunduğu egemen oldukları yerlerdeki PKK varlıkları vurulmaya başlanır. Bu bir. İkincisi bundan öyle da tespit edilebilir mi? bunlar? Kesinlikle edildi. Edilebilir değil şu an tespit edilmiş vaziyette. Ya var Türkiye'nin elinde. Ve bu gösterildi de bak seni biliyoruz şunlar olduğunu biliyoruz diye ee, bunun için de ona e, çok açıklanmadı ama e, kademe kademe neler yapılacağı da iletildi. Yani Türkiye e, artık top Türkiye'den çıktı. Yani ben, burada bafıldı artık. Ya bunu yapar ya da e, kademe kademe artan bir şekilde üzerinde baskı artacak şekilde bir takım vurmalar başlayacaktır. de e, Şimdi şöyle ilk kez böyle aleni ifade ettik bunu. Şimdiye kadar hep böyle örtülü bir şekilde haberiniz var o haberleri gönderdi. Bu da kez Hakan Fidan Alen'i ilan etti. Yani kamuoyuna, kamuoyuna ilk, kez, ilk mi? kez bu Buffalo ismi telaffuz edildi. İlk kez. Yani KYB PKK'ya alan açıyor. Yani ismiyle çağırdık meseleyi. Evet. İlk ben ilk de kez. işte o yüzden Abdülkadir Selviye diyorum ki ilk kez adamın adı geçti. Tabii dendi, kez. PKK dendi. Şimdi, telaşlanmadılar mı diyor? Şimdi o, telaşlanmıştır. Şöyle biz daha önce bunu Mesur Barzani ve Necirvan Barzani üzerinden uyardık aslında. Mesur Barzani, Kürt Bölgesel Yönetiminin başbakanı Necirvan Barzani de Kürt Bölgesel Yönetiminin başkanı. Tamam, Barzani'ler uyardılar. Barzani'lere dedi ki, bak bunlardan haberimiz var. Ha, ba Barzani gitti ya e, Bafıl, bak Türkiye ciddi, senden çok rahatsızlar. Bu PKK işbirliğinden falan mı dedi? Aynen öyle. Fakat gördük ki ya bu geri adım atmıyor. Burada mesele Amerika'ya güvenmesi o bas az benim, önce... Demek, demek ki tahminim doğru abi ama sırtını Amerika'ya dayamış. Tabii, tabii. Şimdi Abdülkadir Selvin Selvi'nin Amerika biz bir saniyede satar bunu. Abdülkadir Selvi'nin dediği bunu, 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 dedi, bunu anlaması lazım. O yüzden kademeli bir tabii. plan öneriyor. Abdülkadir Selvi'nin dedi o fotoğraftaki mazlum Kobani'nin yanındaki adam Amerika Koalisyon Güçleri Komutanı bir general. Ya Onur şu fotoğrafı yani bulamaz mı? bir adam değil o. Hatta Herkesin. Hatta adı bende var. Ben bir göndersene fotoğrafı Şimdi... Bir Buffalo gösterebilir misin? Bafıl. Bafıl Talebani. Abdülkadir bu adamla Türkiye herhangi bir görüşme yapıyor mu? Yaptı mı şu ana kadar? Haberin var mı? Ş şöyle İki şey, Barzani'ler buna... O tamam o, o Melik anlattı. Barzani'lerle de rekabet halinde olduğu için ben Amerika'nın desteğiyle sizin uyarlarınızı dikkate almayacağım. Hayır, hayır. Türkiye'den herhangi bir yetkili, mesela MIT, ne bileyim Dışişleri Bakan Yardımcısı, dışişlerinden birileri falan gidip bu adamla görüşüyorlar mı? O konuda bilgim yok ama... Açıklanan e yok çünkü. Talabani ailesinden geçen yıl birisi Ankara'ya getirildi. Bu değil. Ankara'da bu değil. Kardeş de değil, kubat da değil. Değil, Talabani ailesinden Ankara'ya getirildi. Uyarıldı mı? MIT'in kale dediğimiz karargahında bir gün kaldı. Gerekli mesajlar verdi. Ama belli ki bu o bilgi, mesajlar alınmamış. Bu bilgi var yani. Evet, sağlıklı bir bilgi. Yani o zaman bunlara yakın bir adam geldi. Evet, Ona aileden. 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 Yani ona bak ya böyle yapıyorsunuz bu işleri falan uyarıldı. Birlikte bir şunu, gün geçirdi ama şunu biliyoruz yani. Devam ediyor. Bey, e, gayri resmi olarak e, görüşme yapıldı. Onu söyleyeyim yani. Gayri resmi. Gayri olarak, resmi. Evet. Daha alt düzeyde. Alt belki. düzeyde ama e, hani sadece MİT'le de değil yani onu da söyleyeyim. E, bununla irtibat kuran yani Talabani, e, Buffalo'la e, özellikle irtibat kuranları biliyorum yani. Üç kişilik pek var yani. Var. yani anladım. Yani buna, yani, buna gelince. O zaman bilmesi... şöyle diyelim. Melik dedi ki. Ama şu ana ki... kadar bunu kale almadı mı? Anladım. Melik dedi ki Türkiye Barzani aracılığıyla bunu haber gönderdi. Ha. Ee, yani gidin şu adamı bir uyarın dedi. Kale almadı. Aileden, Aileden birini bir şey. getirdiler. Dikkate almadı. Üç kişilik bir heyet gitti. Üç kişilik biliyorum. bir heyet gitti. Uyardılar. Dikkate almadı. İlk kez dışişleri bakanı seviyesinde bir uyarı geldi. Yani. Ama onun öncesinde vuruldu. Ha bir de o oldu. Yani bu Bazı şey yerler yani. vuruldu ve o, o, özellikle PKK'nın Süleymaniye Havaalanı'ndaki tesisi vuruldu. Drone üretim merkezi. Drone üretim merkezinin evet, vuruldu. Üretim yani. merkezini Onun videosunu var. da gördüm. Tamam. Şimdi ilk kez e, yani... Anladın mı dediler. Türk kamuoyu ilk kez e, biz hiç bilmezdik yani bu adamın Aynen. kim olduğu falan. Duyduk mu abi hiç bunun ismini? Hiç ben duymadım Şöyle, yani Türkiye'de. Biliyorsunuz Türkiye'de bir de KYB ve KDP'nin temsilcilikleri vardı Bafıl Talabağ'ın tavrı yüzünden KYB temsilciliği Türkiye'de kapatıldı. Barzani temsilciliği duruyor. Şimdi Hakan Fidan'ın bugün yaptığında bir başka anlam daha var. Evet. Türk kamuoyuna da şu mesaj veriliyor. Bakın PKK'yı yeni e, kollayan, koruyan, onlara yer açan çünkü bizimkiler kuzeyde operasyon yaptıkça oraya çok sığınan PKK'lı oluyor. Tabii şu tabii. Devamlı gidiyorlar. Hatta PKK'lıların Takviye olarak söyleyeyim. Bir kısmı PKKların KYB'nin silahlı gücünü eğittiği söyleniyor. Bu adamın silahlı gücü. Evet. Şimdi Sayın Filan da şunu yaptı. Ee, Türk kamuoyuna, bizim topluma da bir mesaj verildi ki bakın PKK'nın yeni hamisi rolünde bu adam diye. Şimdi bunun onlar nezdinde de bir anlamı var. Onlar nezdindeki anlamı da şu. Yani Bafel Talabani nezdindeki anlamı şu. Bu adam kendisinin Türkiye'de tanınıp bilindiğini düşünmüyor. Tabii. Bugüne kadar. Deşifre oldu. Ha. Şimdi bu olayda kendisi İl ilgilileri ha. biliyordu belki sadece. Bravo o kadar. O <laughs> yani Türkiye'de birine sorsanız böyle böyle biri var. İşte e, talaba eski talabaninin oğlu. Eski de jenerasyon bilir yaşı 40'ın elinin üzerinde. Babasını bilir aynen. Ama işte oğlu da şu an PKK'yı himaye eden adam ha diye sorsanız çok kişi bilmezdi. %90'ı geçer. Bugün Hakan Fidan o mesajı verdi. Bakın dedi yeni olay burada başlıyor dedi. Bu da başka bir versiyon oluyor. Ama, Ama bunu kendi de duyunca şunu anlıyor ki Türkiye kendi toplumunu da haberdar ederek tabii. benle ilgili operasyona tabii. başlayabilir, ayağımı denk alayım diye. Yani tabii o da onun biraz akıl derecesine bağlı. Amerika'ya ne derece sığınabileceği. Çok doğru söylüyorsun. Uluslararası toplum açısından Türk kamuoyu açısından. Türk kamuoyu açısından, Irak, yönetim yönetimi açısından. Kürdistan yönetimi açısından. Her, açıdan bence büyük yok. önemi var. Yani dediğin çok doğru. Ya ama şu da bir şey var. Ee, bildiğim kadarıyla Celal Talabani'den beri, yaşarken beri. Yani PKK ile Celal Talabani güçleri, Talabani dahil olmak üzere bir yakınlıkları vardı yani. İdeolojik de yakınlıkları vardı. Bir de rahmetli Özal döneminde Bekaya gidip terörist başı Öcalan'la görüşen Celal Talabani'ydi. Ama ben... Talabani Türkiye'nin gücünü dengelemeyi biliyordu. Bu biraz fazla Amerika'ya güveniyor. Abdülkadir ben şunu merak Öyle ediyorum. Değil. Şimdi bir tane bölgesel Kürt yönetimi var. Kuzey evet. evet. Irak'ın Irak Kuzey. kuzeyinde. KBY. Tamam. tamam bu KBY'nin bölgesel Kürt evet. bö, işte Kürdistan bölgesel Belki yönetimi. Yönetimi ha. Hı hı. Bu yönetim tek bir yönetim değil mi? Tek bir şemsiye değil alt. Evet. Tek bir şemsiye tek. ama fiilen ikiye bölünmüş durumda. Erbil'de Barzani ailesi, Süleymaniye'de Ahmet söylediğiniz resim bu. Ha, Onur harikası. Evet, işte bu. Şu, yani ben şeyi anlamak istiyorum. Ee, fiili olarak Kuzey Irak ikiye bölünmüş durumda. Bir bölümünü Barzani ailesi kontrol ediyor. Erbil'i, evet. Bir bölümünü de Talebani, ailesi. Süleyman. Bunların arası nasıl sorusunu soracağım ama şimdi şu fotoğrafı bir inceleyelim önce. Ee, Anlatabilir misiniz? Amerikalı. Ya burada Şimdi işte. bu şu adam Baffle değil mi? Baffle. Evet. Evet. Az önce fotoğrafını gördüğünüz, gördüğümüz Baffle Talebani. Sivil, Buffalo, sivil adamın üniformalı hali. Üniformalı hali. Bunu tanıyoruz. Abdi. Bu PKK. Mazlum Ye Kobani, Şahin Abdo gibi isimler. Evet. Mazlum yani. Kobani diyor. A neydi bunun bir Abdi diyor biliyorum. Şahin Abdo. Şahin Abdo. Şeyin, Şahin Abdo. Abdo. Tamam. Evet. Bu işte Amerika ile falan teması. Evet. Falan, görüşen bu. Görüşen bu. E Suriye'deki... Bu doğrudan PKK'lı yani evet, doğru. evet, Bu PKK'lı. Evet. Ee, bu PKK... Suriye'deki PKK'nın başı. Tamam, Suriye'deki evet. PKK'nın başı. Evet, aynen öyle. Bu Bafıl Talebani. Bu adam kim? O uluslar Amerika uluslararası koalisyon güçleri komutanı General Matthew McFarling. Mc e, Ha o adam bu da. Bu da Tabii, tabii bu general. Ha, bu yani bu oradaki koalisyon güçlerinin güçleri generali bu. Bu fotoğraf ne zaman çekilmiş belli mi biliyor bu musunuz? Bu çok olmadı. Kendileri servis ee, Ahmet Bey bu fotoğrafı. E, Kendi derken? 2020 Amerikalılar başına. mı? Amerikalılar mı? Suriye'deki PKK'lılar mı? Bafıl mı? Hangisi? Ahmet Bey bir yıl önceki. Bir, bir yıl. Bir önce. yıl önce. Kendileri Kim? terör örgütü. PKK etti. mı? Evet. Biz işte Amerikalılarla böyle Bildiğim iş yapıyoruz. Bildiğim kadarıyla bu e, koalisyon... ya e, Ortadaki... Sen koma bağlı. Şu, şu fotoğraf...